Tamam başlattınız mı? Herkes kendisi başlasın. Bize bir şiir oku oradan üstad. Madem o kadar yakın. Beyler başlayalım. O sesi şu an var ya. Şeyde bak TeamSpeed'de sövüyorlar ya kesin öyle geliyorsunuz. Size 3 tane sorum var. Birincisi nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Keyif. Hayır. 2'ye gel. Bu yakışıklı güvenlik kim? Benim. Buradan sonra konuşulması gereken şey şu. Bu niye bu kadar ünlü amına koyayım? Bence Can bir Kuwait tarafından hype'landığını düşünüyorum. Herkesi bulileyen adam. Evet. Ha bir dakika dur. TikTok PK. Şu mu? Zorba adam. Normalde haklarını arama kararı çıkarılmış bir suçluyu yakalama etkisi vardır ama GBT yapamadığınız için... Bu adam çok böyle hani polis olmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Çok hani bu kadar armor takmıyorsun abi güvenlikken. Bu adamın şeylerini gördün mü? AVM'de gezip böyle video çekiyor şey diyor. Eski görev yerim. Hani atanmış gibi davranıyor sanki oraya. Orada dalga geçiyordu bence. Gerçek mi o? Oğlum bu adamın yaptığı her şey gerçek. Yani kendini gerçekten FBI ajanı zannediyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Kendi kendine doğada oluşmuş bir shitpost düşün. Oha. Oradan şişeye atarsın 1 milyon yıl sonra yok olur ya. Bu da oraya atılmış ve kendi kendine oluşmuş. Oluşmuş bir shitpost abi bence. Her şeyi bu dans hareketiyle başladı. Hep bir illa bir böyle bir şeyler anlatıyor. Bir adamın imza hareketi niye kelepçe dansı olsun ki amına koyayım? Kelepçe dansı ben de ilk defa duydum. Joe Biden'ın gizli seks dungeon'ı varmış. Burayı sansürle amına koyayım. FBI'dan beni almasınlar. Joe Biden'ın Ajdar yayınına katıldığı kayıtlar var bende. Elon Musk falan da var. En son içerik polisi çektiğimizden beri dünya çok değişti. Artık insanlar çoraplarını park edip video çekiyorlar. En sevdiğim akımlardan. Mentorun gruba attığı fotoğrafı hatırlıyorsun. O akımı ilk yapanlardan biri benim abi. Ben çorapları park edip gruba fotoğraf atmıştım. 4-5 ay oldu. Beyler ben yatıyorum yazmış. Ama bak. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve internetin herkese açık bir alet olması... Bence çok korkutucu bir olay. Aynen şuradan bir taç kırıyorsunuz. Ya biz niye buraya toplandık? Elimde her türlü konuşacağımız konu için bir footage var. O yüzden bugün sizi serbest bırakıyorum. TikTok'un en derinlerinden, en standart halinden, en freak show'una kadar hepsine bir maceramız var bugün. TikTok'un göt deliği diyebilir miyiz? İçinden kalın bağırsandan çık ağzındaki diş. Yakışıklı güvenlikle ilgili bir sorun var. Bu dans hareketlerini yayında kaç kere yapıyor mesela? Bir yayında açtığında kanka, ve neye göre abone neye geldikçe diye biliyorum. Herkes de bekliyor böyle gitsin. Herkesin beklemesi inanılmaz bir olay şu. Teşekkür ederiz. Bu ne dayı reklam arasın. Yayındaki alakasızlık seviyesini fark ediyorsun ama değil mi? Sineğin ne olduğunu sinek ortaya çıkana kadar anlamayacaksınız, haberiniz olsun. Güvenlikleri normalde haklarında arama kararı çıkarılmış bir suçluyu yakalama etkisi vardır ama GBT yapamadığınız için kimin hakkında arama kararı olduğunu da bilemiyoruz. Böyle de bir çelişki var güvenlik kanununda. Onu da söyleyeyim. Güvenlik neyse şimdi onu bunu boşver de benim şu PTT'den bir kargo gelmiş. Onu vallahi bu karını cilalarsan yemin ederim kargo gelmiş. Allah'ım yapacağım. Lan sağlıklı adamın var mı şey adam var oldu. Sinek yapma o işi yapma. Colgate. Colgate. Bu yakışıklı güvenlik bildiğimiz dümdüz bir güvenlik mi? Güvenlik ama bir güvenliğin olabileceği en top ve prime noktası. Kesinlikle. Bir güvenliğin final formu bu. Anlattığına göre polisten çok etkisi var yani. Hayır. Yani şey mi yani güvenlikler can verir AVM'yi korumak için yani o mu? Bir dakika burada aramızda güvenlik eğitimi görmüş bir adam var. Yasal haklarınız nelerdir Velhat Bey? Güvenlik kartım da var, güvenlik eğitimi de gördüm. Çelik yelek falan giyiyor, armalar falan öyle bir şey yok. Bir kere güvenlik görevlerini zaten şey... Firma. Çalıştığın firma sana hangi kıyafet veriyorsa onu giymek zorundasın. PTT kargo mu? Öyle özel kendi tasarlıyor. Heavy armorları falan yok, takabiliyor öyle musun? Bir şey yok. O sadece şöyle madenlerde, havalimanlarındaki güvenliklerde oluyor. Bak sen şimdi dalga geçiyorsun ama bir gün Akasya AVM'ye gidersin tamam mı? Remember no Russian diye içeri girerler. İşte o zaman yakışıklı güvenlik nerede diye. Böyle bir bakarsın orada o da kelepçeyle. TikTok çekiyor. Show yapan adam. Kulaklıksız gezmiyor fark ettiyseniz. Evet, evet. O kulaklıkta şey neler dönüyor o şey abi? FBI'nin belirli bir radyo frekansı var abi. O frekansta yaşıyor adam direkt. Yakışıklı güvenlik sana ihtiyacımız var. Çocuk Bostan'da bir soygun var. Yakışıklı güvenliğin babaanneler üzerinde de çok büyük etkisi var. Bence bir içerik trend olup olmadığı babaannelerin yapmasıyla ölçülür. Bir babaanne... O Nusret falan da koydu araya. Evet. Babaanne her şeyi... Geri alsa da biz de mi düşünüyoruz? Bak 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 oyun bak 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 bak! Ya o teyzem hakkında kalmış hani... O can bir kuit. Bunlar aralarında öyle dramalar çeviriyor ki... Yakışıklı güvenlik bu adama benzeyen birini bulup... ...onu dövüyormuş gibi video çekiyor. Nasıl? Oha!
Oğlum bu... Bak bak bak. Hop! Oğlum arkada kendi şarkısı çalıyor bu adamın. Bir şey diyeceğim. Bu. Ve internetin herkese açık bir alet olması korkutucu bir şey demedin mi? Kardeşim. Bu adam biraz daha böyle uzun cümle koyarsa götten sikeceğim şuna. 6-7 tane şarkısı var. Yakışıklı güvenlik deyip geçme. Herkes bir illa şarkı yapmak zorunda galiba ya. Bu arada ben de yeni bir şarkı yapıyorum. Şakalar şaka. Semih Cenk şakası mı geliyordu burada? Çok alakasız Ajdar'a geçmeden önce size göstermek istediğim bir content var. Sizin yayınınıza girmenizi istediğiniz 9500 kişilik bir insan grubu var. Evet. 9500 kişilik insan grubunu yayınınıza dahil ettiğinizde onlara bir ödül vermeniz gerekiyor. Achievement gibi. Hadi arkadaşlar bu kadar toplandık. İşte hak ettiğiniz şey bu. Bu adam ne vaat ediyor olabilir motoruyla ilgili 9500 olduğunda? Motoru tek teker ya. Ön kaldırır. Yani, evet başka? Ön kaldırır. Egzozuz. 9.3 hala. Yay başka. 9.4. Bak oğlum iyi yaptı. 5 olsun. Hem ara gaz hem yüzünü gösterecek. Hadi ara gaz. Hem ara gaz hem yüzünü gösterecek. Aha, bir dakika, sevgilisini mi pazarlıyor bu adam burada? Biz bunu derinlemesine düşünelim diye ben açtım konuyu. Çünkü aha, ben evde tek başıma düşündüm ve hiç güzel yerlere varamadım. Peki bir şey diyeceğim, 9.5 olduktan sonra ne yaptığını görüyor muyuz? Bu uzun bir serüven, iki partlık bir serüven. Ya. Allah için 9.4. Önce mentali anlamalıyız. 9.4 hala olacak. Allah için oldu diye. Az kaldı. Hem yüzünü göstereyim, numara gazeteyeceğim. Tamam. 9.4 hadi. Hadi 9.5. Oldu. 9.5. Yemin et. Yemin ederim. Bir nazar boncuğu atar içine merak edeceğim. Hadi nazar boncuğu. 3. 2. 1. 0. Bir nazar boncuğu atar içine merak edeceğim, ben yüzünü göstereceğim. Tamam. Geldi mi nazar boncuğu? 9.4 oldu bu arada. Hadi daha gel. Ben buradaki profesyonelliğe dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Çünkü burada hani tek seferlik bir show değil de o yayıncılığın akıcı ve daha yoğun olması için bu adamın mevzuyu çok uzatması lazım. Bugün teknik şeyler konuşacağız abi. O adam sürekli çok panik davranıyor. Sanki Hank isminde bir amcası var da tuvalette sıçarken gizli formülünü bulmuş gibi bir panik havası yok mu üstünde? Ve ayrıca her saniye sanki kızın suratını görecekmişiz gibi ve sanki kızın suratını görmeyi istiyormuşuz gibi davranması. Yani 9500 kişi evet, gerçekten bu kızı görmek için gelmiş olamaz ya. Tamam. Asıl trik bu merakı uyandırmak ben işte. Geldi bana deli deyini attı yani. Bir tane. Sen ver yüzünü. Arkadaşlar şerefim namusum üzerine yemin ediyorum. Bu yayın 9.6'yı görsün. Kız arkadaşımın yüzünü göstermek zorundayım değilim. Herkese yemin ediyorum. 9.4K seni buraya kadar götürür. Bu görüntüye kadar görürsün. Şey diyeceğim bana hep 20K izler. Onun ötesini istiyor mu? Ben... İstiyor şu an. 20K olur. Yayını buz. Normal kontentinde kızı hep gizli mi gösteriyor da şu an? Belki kızı hiç göstermiyor. Göreceğiz. Çünkü gösterdiği anda insanlar gidecek. Ben de kız arkadaşımın yüzünü göstermezsem şeref namus sözü veriyorum. Bizi sevenler 9-7 oldu. Sevmeyenler mavi bastı. Aşkım sence seviyorlar mıdır? Seviyorlar. Sevmeyenler mavi bastı. Bak yayın 9-8 kaya. Ankete görüyor musun? Robobik hissediyorum kendimi. Maviye daha çok işinin basması gerçeği de. 9-6 diyordun. 9-4'tü. Evet. 9-6 yaptı. Uzattıkça uzayacak. 8-4'ten beri bekleyen o çürümüş ergen olduğunu düşünsene. Kızın suratını görmek için akşam yemeğini yememiş. Yoksa niye bir kızın suratını bekleyesin ki? Böyle bir hayatın olması lazım. Bence 20 bin kişi izlerse kız motorun arka koltuğuna otursun. Yeni konu. Abi şu an çok epik bir şey bekliyoruz burada. Ne çıkabilir kız ki? Kız gelecek. Değil mi işte o? Hepimiz kıvranacağız böyle. Peki kız şey yapacak mı acaba? Bilmiyorum. Bu tarzlara girecek. 400K benim olsa kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum. Oha bak. Şimdi 400K like istiyor. Buradaki adili görüyor musun? Abi. Şimdi bu yayını izleyen 8.6 bin kişi. yani bu arkadaşlara güzel küfürler etmek istiyorum. Bence lütfen. Ciddi mental destek sansürleyeceğim. Sen yine lazım. İstediğin gibi yap. Uzun bir sansür. Ben bunu sabaha kadar sansürlerim. Eğer hala bu videoda yüzünü göremiyorsak Charm'ın bir sonraki videosu. Gel yanıma kaç. Bir saniye bak. Vallahi gençler yemin ederim çıkarttı. Yemin ederim çıkarttı. Aşkım. Onun avradı ne? Şerefim ben. Aşkını çıkartıyor. Ne dedilerse yaptım demem aşkım. Evet. Tek bir şey söylüyorum. Yayın 5.4K kaç olursa gösterirsin. 6. Yemin et. Yemin bak son yayın abi kız arkadaş. Aşkım 5 nokta kaç olursa gösterirsin? 5.6. Az önce 9'dan düştük abi. Evet abi. Düşen tek şey sayılar. Evet. Ön kameradan göstereyim arka kameradan aşkım. Anket ön kameradan mı göstereyim, arka kameradan mı? Anasını anketle olmalı. Söylediği her şeyin farkında bu adam. Evet. Tamam. İznin varsa seni arka kameradan göstereyim. Bu kod mu hani? O zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Anketin bitmesine anket gerek yok. O zaman bir 10K. Yayın 8K görür görmez. Hayır ya. Hep de maviye basıyorlar. Discord'dan böyle bir kanal açtık. Herkes kendi kayıtlarını yollasın diye. Bunlar oraya gelmişti. Ve çok anlayamadım.
kısa kayıtlar var abi. Mesela hani böyle şeyler dönüyor. 589 kişi bu dayının kafasına pompayla balon basmasını izliyor. Allah Allah. Evet. Galiba abi aklıma çok kötü bir şey geliyordu, inşallah değildir. Onun millet donate attıkça şişiriyor, patlayınca da korkacak falan belki. Ha, kafasında patlayacak komple. Evet. Yabancılarda var mı öyle şeyler ya? Ben hiç denk gelmedim. Var ya. Hani bence daha da özürlüsü vardır ama onun için de bir içeride olmak lazım. Bir ara evet, yabancılarda NPC taklidi yapma diye bir akım çıkmıştı. O akım bile bundan çok daha iyiydi. Evet abi. En azından yani NPC taklidi yapabilen yapıyor. Ama onda güzel kızlar ya falan yapıyor. Sen o yüzden seviyorsun. O yüzden. Balon şiren. Bak, abstract bir sanat olarak baktığında her şeyden zevk alabilirsin ama yapma. Bunu böyle Fransa'da caddenin ortasına koy bu adamı, yavaş yavaş şişirsin, bak o zaman görüyor musun ne milyonlar ya, kaçırılıyor vergi olarak. Tekerli bisikletin üstünü sürerken yapıyor bir şey gördüm. Yani adam böyle sanat müzesinde 7 tane kırmızı şeyin içine, leğenin içine kum dolduruyor. Sonra tekme atıyor, kumlar devriliyor ve etraftaki 300 kişilik zümre alkışlıyor bu durumu. Sanat dediğin sanat için de yapılır. Abi ama bu bana çok malca geliyor. Adam ben sanat muzu, seven bir insanım. Adam muzu duvara bantladığında... Abi kaç evet milyon dolara alır ama ha yani. Yani duvara para aklıyorlardı lan onlar. Ya kesinlikle öyle de. Yani, hani onu satın onu alan adam evde akmış mı? Evrenin çürümesi de sanat, anlamıyorsun. Ay, dostum sanat çürümesi için seni bile sikeyim. Size bir sorum var. Hayatta yaptığınız şeyler sizi ne kadar heyecanlandırıyor? Bir şey yaparken en fazla ne kadar heyecanlanıyorsunuz? Hayatınızı geçirmek için yaptığınız işlerde mesela. Hiç intihar etmeyi düşünüyorum. O kızın yüzünü görmek için heyecanlanmıştın gerçekten. Evet. Bir iş düşünün, yaparken bu kadar heyecanlanıyorsun. Yetiyor mu? Bu arada arkadaki benim bence. Bu heyecan. Ya cevabı paylaşırım sayfamda. Oğlum, ya bu ne gerçek artık ya? Yani. Ne oldu? Oğlum dileniyor ki. Engelli işaret. Şimdi dilenmek var. Reis. Dilenmek var. Burada bir prodüksiyon var. Bak arkada biri dans ediyor abi. Şundan iyidir bak. Bu adam hep daha kötüsünü buluyor. Oh. İki çıldıracağım iki ka. Arkadaki ne yapıyor lan? Evet, böyle bakıyorum. Oyun sonlandı mı? Evet. Neden? Bam falan yemiş. Babası girdi yani çünkü o da. Dileyim mi? Kesin bam yemiş. Bir de şunu yiyecek misiniz bakayım? Ya bu... Hop! Ben bunu biliyorum. Tıklayalım canlar. Kıvrıdağın eteklerinde tekrardan bir koyun post üstünde. Ne? Baba ne oluyor şu an ya? Akrabalarımızdan uzak. Oo bak burada yakaladım. Dağlarda koyunların üstünde akrabalarımızdan uzak ve ASMR dolu bir yaşam. Hepimizin hayal ettiği şey günün sonunda bu değil mi? Beni rahatlatmaya başladı. Biraz daha devam Reis, edebilir miyim? Şey adam biliyorum. Bunu yedin ama yani. Discord'daki kanal feedimize düşen esrarengiz olaylarda 3. İşte günümüz. Biri kendi compilation yapmış ama o kadar böyle Şafak Sezer filminden bir anmış gibi duruyor ki. Bu adamın oğlu olmak istemezdim. Pijama show. Hayat bizi nasıl buraya getirir? Söylüyorum. Ben sadece size baktım da herkesin ağzı açık kaldı. Günde 4 saat real Skydır. Tam 10 sene sonra bu adamsın. İş yerinde arkadaşısın, bunu izleyip sabah selamünaleyküm Süleyman abi demek zorunda. Ya, bu adam buraya geldiyse işi budur diyorum. Bu adamın oğlu olduğunu düşün ya. Baba özür diliyorum ya. Bu zamana kadar eğer ettiysen bütün o anlardan özür diliyorum babacığım. Evet, bu adam niye her şeyin duyarını sıkacağım bu adam. Günün sonunda canın ne kadar sıkın olursa olsun otur ve düşün ki bu adam baban. Bu adam baban olabilir. Harçlık istemek zorunda kalabilirdim ve al sana oğlum deyip burada 3 saat uğraştığın şeylerden gelen donetleri sana çak diye verdiğinde bakalım utanacak mısın? Ama bana i8'i altıma koyduğunda bir de şey derdim ya babacım deyip elini yani öperdim yani. Odama geçer ben de atletimi keserdim. Şey düşünsene Yex TikTok'ta canlı yayın yapıyor. 15 sene sonra şey diyor baba mesleği. Herkes birbirini pazarlıyor. Kadınlar da dahil ama artık erkekler de bu modele geçmeye başladı ve işe yaradığını görüyorum. Şimdi bir adam açacağım ve bu herifin kontenti ne olabilir TikTok'ta? Bir düşünelim. Oğlum bu bizim tayfadan bu adam. Can abim bu adamı da zorbalamış. Botokslu İsa geldi. Güven demir, mod yüksek. Çok iyi oldu be. Aquaman olabilirdi ya bu adam. Hani hala olabilir. Bildiğin botokslu İsa var. Uy bak gösterecek. Uy. 9.4 olduk mu? Aynı adam. Ne oluyor? Yok değil.
Step bro. Bu taktikler işe yarar mı? Oğlum ne yapıyor ki? Dekolte falan işte. Başını bir başlarsın abi. Şu an masayı tamir ediyor bence. Bekle be. Bekle abi. Yeri siliyor. Adam bence masayı yeri siliyor. Şimdi ama ben önce bir TikTok yayını açayım sonra şu masayı mı sileyim diyecek mesela. Yani 214 kişi de bunu izliyor. Bence rastgele para gelebilir kafasında. Ya i̇çerik üretmek çok nereye gitti? Boş yere içerik için haftalarca uğraşıyorsun, araştırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Hayır ama bak şimdi. Malsın. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Kelepçeyi tak şuna. Ben onu düşünmek istedim. Kaydırırken mesela bu adam gelse ben derim ki herhalde masayı Ali vermiyor. Donuyla göle atlarken öyle demiyordu ama değil mi? Abi değil işte. Birebir aynı şey olduğunu asla iddia edemezsin. Çünkü bizimkinde bir kontekst var. Buradaki konteksti söyle bana. O an TikTok yayınında olsaydık, bağırıyor olsaydık. 10 bin kez atlayacak. Boxer'ıyla göle atlayacak falan diye olsaydın. Ya mentor bir siktir git amına koyayım diye. Anladım. Bir de senin getirdiklerin var abi. Çünkü ben fake Atatürk'lere geçmeden önce güvenli en sevdiğim konser. Ben sana mevzuyu anlatayım. Burada öyle bir yayın açılmış ki bunun kaydını ben bizzat aldım. Biri para atınca köpekleri besliyor. Köpekler orada aç belki bütün gün duruyor amına koyayım. Bir de Resident Evil akşam yemeği var önünde amına koyayım. İçinde ben nerede alıyorum götürüyorum. Bir dona bakabilirsin. Gül baklarınız. Baba. Hepsi hediye atıyorlar. Atıyorlar. İnanmıyorum. Bildiğin köle bu köpekler. Teknik olarak düşününce. Orada ağzı sulanmış amına koyayım. Buffalo'nun götünü ısıracak. Bu adamların bizi bulup vurma ihtimali var biliyor musun? Hani... İkiye bölünebiliriz burada. Hani sonuçta günün sonunda hayvanlar besleniyor mu? Besleniyor. Ama bunu bir şey sonucunda olması... Adamlara evet. Bir getirisi olmaz. Bu iyilik falan değil yani. Böyle bir şey demiyor ki adam. İyilik yapmaya çalışıyorum demiyor ki adam. Kanka işte şey diyor. Para atın besleyeyim diyor. Evet yani. Adam amacı da bence. İkinci videoda doğru. Şey diyor. Ya bunu bir de emsal alacak millet anladın mı? Bu evet. Trendin büyümemesi lazım. Ne kazandığını düşünüyoruz bu adamların? 2K kazanmıştır ben. Şimdi bunun... Biraz Atatürk'e geçtiğinizde konuşacağım da o paralar yalan ben size diyeyim yani. %100 para oğlum yani. %100 10 bin kişi bulurum şey atacak. Düşün, adam böyle multimilyoner tamam mı? Böyle atamı görüyor ağlayacak. Siz neden CHP'den milletvekilliğinizi koymuyorsunuz ya? Vallahi en azından bu eski sizin sayenizde CHP kazanır ya. Atam ya. Ya şimdi buna ne cevap verirsin ki şimdi ya? Kadın o parayı atabilir. Bu nasıl bir diyalog oğlum? Adam hangi multiverse'deyiz biz ya? Adam ne diyor oğlum? Ya manyak bir idol arayışı var o yüzden hani sen gel bari tipin benziyor anladın mı? Herifin de hoşuna gitti. Adam da şey gördün mü reis? Hoşuna gitti. Ya ben şimdi oraya gidersem. Siyasete girmek istemiyorum ben hep gözle yavrum. Ama. Siyasete girmek istemiyorum ben hep gözle yavrum. Ama bayağı bir faktörü olur ya bir. Ya ne gibi bir faktörü olur? Şeyiniz olur. Bir faydanız olur anladın mı? Ülkemiz için bir fayda olur. Görsellik bir şey olarak. Diyeceğim. Ya görsellik olarak fayda olur kardeşim. Bu sağdaki isimler şu an yayında konuşmada olan evet. İsimler. Aynen. Mustafa Kemal Atatürk bizim abi değil değil mi? Official değildir o ya. Atatürk benzeyen adamlar arasında da kavga var. Atatürk'e daha az benzeyen adam, Atatürk'e daha çok benzeyen adama demiş ki bu işleri hep o alıyor, bize iş bırakmıyor. Lan bu nasıl bir piyasa ya? En benzeyen bu bence. En çok benzeyen bu mu? Bence bu. De bu kadar. Ben bir de şeyi de çözemedim. Hani... Ya sinir bozucuyu. Ben dayanamadım. Sinirlerim bozsa da. Abi konuştuğumuz şeye bak. Atamı da eleştiremiyorum anladın mı ya? Gelmişsin tam 65 yaşında vardır belki bu abi. Bilmiyorum. Bütün hayatı boyunca Atatürk'e benziyor muydu mesela evet. Abi? Bu da bir soru. Yoksa 63 yaşında bir gün aynaya baktı ve... Ordular hedefini zapt edildi, ileri mi dedi? Kendisine nasıl kabul ettirdi? Ben Atatürk. Şu olayı biliyor musunuz? Ya yavaş yavaş yemesini açıyor değil mi? Yok sallarken tam hayatı zar zor tutunalı düğüne bırakıyor kendini. Ve o da şey diyor. Ay şunu bir kapatayım diyor. Ben intihar etmeyeyim. Aslanlar, Lamborghini'ler, F-16'lar hepsi bir anda inmeye başladı. O anı merak ediyorum ya. Bir dakika merak etmiyor musunuz şu an? Bulmadım, koymadım hani. Öyle özel istek olacağını beklemiyordum, özür abi, dilerim. Abi olay orası ya. Üzdün lan çocuğu. Oğlum kaç kaç 7.5. Zaten şöyle. Hep patlıyor abi. Oo! İşte bu kara para değil abi, ben size diyeyim bu gerçek para. Oğlum bu ülkede her şey mümkün. Benim üniversitede amına koyayım Twitter'dan bir tane finansal kölesi olan bir arkadaşım vardı. Kız çorabını gönderiyordu. Adamın anasına sövüyordu. Ve kira fatura derdi yoktu hiç. Sözleşmeye dahil mi bu yoksa sinirlendirdiği için mi artık? Yeter be çorabım bitti gibi mi yoksa adamın isteği? Hayır oğlum hayır, adam yok. Bizzat adam karizmiş. Las kızını bir kapat ya gözünü seveyim. Las kızını kapatıyorum onun yerine. Bu ne lan? Of bu yayın çok iyi. Bu ne? Bunu da ben kayıt aldım. Ne bu teröristlerle Türk komandoları mı çarpmış? Evet kanka. Dışarı çıkış yok. Bu
burası Türkiye. Eski Türkler ve Çinliler, Türkler ve Kürtler, Türkler ve Yunanlar. Bunlar hep dörtlü beşli kanka grupları oluyor. Biri bir odaya geçiyor, biri bir odaya. Arkasında biri Türk bayrağı koruyor, biri Türk Kürt bayrağı. Onlar odadan odaya savaşıyorlar. Sen şimdi diyorsun ki bunların ikisi aynı evde. LAN parti mi yapıyorlar? Evet abi, evet. Ben bunlarla yüz binlerce gördüm ve hatta video koymayı tenezzül etmiyorum artık. Çok fazla var çünkü. Bu arada inanılmaz para söylüyorlar. Çok... Burası Türkiye! Onun için mi gelemiyorsunuz ha? Onun için mi gelemiyorsunuz? Gel. Gel. Şimdi gel. Şimdi gel, şimdi. Ne amına koyayım? Yasin abi görev tamamlayalım. Görevi tamamlayalım. Vatanı savunuyorlar, o vatanı savunuyorlar. Yasin abi, Yasin abi. Bir içerik düşün. Fake Atatürk de burada ve savaşı koordine ediyor. Oha. Evet, bunu ben kayıt, bana denk geldi. Telefonun bir diş çekmesinden anladım, biliyor musun? Aynen. Ali Beyköy'de telefon hep öyle çekiyor reis. Ama Wi-Fi var bak. Niye adresi ifşa ettin ya? Ali Beyköy'de nerede bulacaklar amına koyayım bizi? Ben kendi evimi bulamıyorum orada. Geldik. Uf. Çok iyi. Lan telefonu mu çaldı Oğlum ne oluyor bunda? Ajlar'ın telefon müziği. Hayır, herkes bununla biliyor. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Bu muhabbetin uzun halini biliyor musunuz? Ajlar benim telefonum ve böyle değil ki. Kendi götünden sıktığı bir mahkemede 5 tane Japon ve Asyalı Çinli arkadaşlar tarafından yargılanıyor amına koyayım. Şimdi o videolar 45'er dakikadan 4 part, tamam mı? Evet. Ondan içerik çıkaracak adamı ben gelir tebrik ederim. Ben burada Ajdar'ın çok yönlülüğünden bahsetmek istiyorum size. Ne kadar garip bir çar oldu. Mesela çok böyle gitgelleri olan bir adam. An her mood yarım saniye içinde bambaşka şeytani bir seviyeye ulaşabilir. Sen göreceksin. Bir daha adamış. Bak. Alihan'dır Alihan, senin gibi kendiyle yarınlık yat doğrusu çocuğu. Yarınlık yat doğrusu çocuğu. Yarınlık yat doğrusu bu çocuğu. Maymunluk yat doğrusu bu çocuğu. Maymunluk yat doğrusu bu çocuğu. Maymunluk yat doğrusu bu çocuğu. Bir diğer çok yönlülüğünden biri ise kendi dışında hiçbir süperstara katlanamıyor. Bununla ilgili duyduğu her şeyde minik panik ataklar ve sinir krizleri geçirmekten çekinmiyor. Sana kurban olurum, oy Tarkan gibi Tarkan. Yanlışla. Yok yok, hayır dünya. Yanlışla. Tarkancım. Tarkancım. Çok pardon, özür dilerim. Bu adam makarasında mı olayın, yoksa yok, gerçekten kendini dünya starı zannediyorum? Ben onu ayırt edemiyorum. Ben dünya starıyım diye. Yıllar. Lan bu adam çıkardığı şarkıları dinledikten sonra bu kararı vermedi mi sen zaten? Hayır ya, makara yapıyor da olabilir. Gerçekten şey de olabilir yani, onu tutturamıyorum. TikTok cemiyetinde adaleti sağlamak için kendine az yöntemleri var. Bacağım da hepinize bak. Pijaması inanılmaz görünüyor. Bir saniye, ayağını sokacak bize. Sizin medyanıza da, size de, tamam? Size de medyanıza da. Ne yapıyor lan? Ajdar Bey için söyleyeceğim. Bir dakika. 3 set. Bir dakika. Size de medyanıza da. Asla denk getirmez. Yetmiyor daha bu da. Kolunu da sokuyor. De yanındaki insanlar da psikopat, bunlara ayak uyduruyorlar, tamam mı? Joe Biden var yayında abi. Joe Biden'dır falandır. Full şeye giriyorlar. Bu gerçek zannediyor. Joe Biden giriyor mesela. Gerçekten Joe Biden geldi zannediyor. Trollemek için o yüzden sürekli ünlülerin hesaplarıyla geliyorlar böyle yayına. Ajda'nın yayınında Tayyip'in konuştuğunu gördüm. Gerçek sesiyle mi? Kim biz gerekeni yaptık, yapıyoruz. Ha? Biz Türk vatandaşları orada tahliye ettik. İnşallah etmeye de devam ediyoruz. O camide kalan, mahzur kalan vatandaşlarımızı da... Bir de Ajdar'ı hiç bu kadar dikkatli dinlerken görmüş müydünüz? Bence şu an şeyler ya. Bir de Ajdar'ı ben hiç yan profilden görmedim bu zamana kadar. Ve şu an yan profilden görünce inanılmaz. Fiziksele girmiyor. Ukrayna vatandaşları için de ateşkesi uygulayın. Çünkü biliyorsunuz orada çocuklar var, kadınlar var. Yani bunların... Ateşkesi uygulayacak kişi Ajdar'mış gibi, anladın mı? O komiteyi toplamış. Sayın Erdoğan'ın özellikle... Kim konuşuyor şu an? İki ülke arasında... Neyi tercüme ediyor? Türkçe'ye mi çeviriyor? Gerçekten güzel bir arabuluculuk yapıyor şu anda. Antalya'da bizi birleştiren, Dışişleri Bakanlarımızı birleştiren kendisiydi. Ben buna teşekkür ediyorum gerçekten bunun için. Bu adam bunlardan etkileniyor. Sonra böyle şeyler yaşıyor. Bu adam kalemi kırdı, İsrail'i kırdı! Ya
Yapma! Afyonlar mı tabi? Sakin ol starım! Yapma! Yapma! Onu destekleyen kim olursa o da bitirecek. Hayır abi, hayır hayır. Bu buradan buradan kaçalım. Ananı yakarım! Siktir lan! Ananız yakılsın istemiyorsanız bu adamdan uzak durun. Ciddiye alınabilir. Çok ciddi bir tehdit bu. Burada iki frame, Ajdar çok sinirleniyor. Ya, sen benim var ya, sıkın bile değil. Kim lan? Sen kimsin lan? Herkes hayatından mutluysa, haydi buyurun thumbnail pozumuza.